Bir önceki videoda onda birlik içeren ondalık sayılarda toplama alıştırmaları yapmıştık. Bu videoda işin zorluk derecesini biraz artırarak 4 artı 5,7 işlemini yapmak istiyorum. İkinci sayıyı 5 tam 7 onda birlik olarak da okuyabiliriz. Her zaman olduğu gibi hemen şimdi videoyu durdurun ve bu işlemi benden önce kendi kendinize yapmaya çalışın. Ben bu işlemleri tam sayıları onda birliklerden ayırarak yapmayı tercih ediyorum. Demek istediğim, bu işlemi 4 artı 5 artı 7 onda birlik olarak yazmak. Başka bir deyişle, 5 tam 7 onda birlik sayısını 5 birlik artı 7 onda birlik olarak ifade edeceğiz. İşlemi bu hale getirdiğimizde, 4 artı 5, 9 eder. 9'a 1 de 0,7 yani 7 onda birlik eklersem de 9 tam 7 onda birlik yani 9,7 elde ederim. Daha sonraki videolarda çok daha büyük ve karmaşık sayılarla ondalık sayıları toplamanın farklı yollarını da öğreneceğiz. Fakat açıkçası bana 4 artı 5,7 işlemini bu mantıkla yapmak hep daha kolay geliyor özellikle de işlemi aklımdan yapmam gerekiyorsa. 4 artı 5, 9 eder. Buna bir de 7 onda birlik eklersem, sonuç 9,7 olur. İsterseniz şimdi de iki sayının da ondalık sayı olduğu başka bir örnek yapalım. Evet, diyelim ki 6,3 artı 7,4 işlemini yapmak istiyoruz. Hadi bakalım, videoyu yine durdurun ve bu işlemi önce kendi kendinize yapın. Ben yine tam sayıları ondalık kısımlardan ayırıp işlemi o şekilde yapacağım. Bu arada işlemi bu şekilde yapmak benim tercihim. Siz kendinize daha uygun bir yöntem bulursanız, buna benzeyen işlemleri o şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi işleme geri dönelim. Bu sayıyı 6 artı 3 onda birlik olarak, bunu da 7 artı 4 onda birlik olarak yazıyorum sonra da işlem sırasını değiştirip, önce tam sayıları, yani 6 artı 7'yi, sonra da ondalık kısımları, yani 0,3 artı 0,4'ü yazıyorum. Şimdi birlikte toplarsak, 6 birlik, 7 birlik daha, 13 birlik eder. Onda birlikleri toplarsak da, 3 onda birliğe, 4 onda birlik ekleyince, şöyle düşünün elimizde bir şeyden 3 tane varken, buna 4 tane daha eklersek, o şeyden 7 tane elde ederiz, değil mi? O zaman buradan, bu kısım için 7 onda birlik sonucuna ulaşırız. Evet, bunu 0,7 şeklinde yazacağız. 7, onda birler basamağında olacak. Peki bana 13 artı 7 onda birlik işleminin sonucunu söyleyebilir misiniz? Tabii ki de 13,7. İşte bu kadar. Son olarak bunlardan biraz daha zor bir örnek yapalım mı? Şunların hepsini silelim. Evet. Diyelim ki 6,3 ile 2,9'u toplamak istiyoruz. Hemen videoyu durdurun ve bu işlemin sonucunun ne olacağını kendi kendinize bulmaya çalışın. Yine az önceki gibi yapacağım. Yani bu sayıyı 6 artı 3 onda birlik, bunu da 2 artı 9 onda birlik olarak yazıyorum. Şimdi birlikleri bir araya toplayarak önce 6 artı 2'yi yazalım. Sonra da onda birlikleri bu şekilde yazalım. 3 onda birlik artı 9 onda birlik. İşlemin 6 artı 2 kısmı çok basit. Sonuç 8. Sırada 3 onda birlik artı 9 onda birlik var. Bu kısım biraz enteresan olacak. Şimdi bunları şöyle yazalım. Bu 3 onda birlik, bu da 9 onda birlik. 3 onda birlikle 9 onda birliği toplarsam 12 onda birlik elde ederim. Öyle değil mi? Peki 12 onda birliği bir ondalık sayı olarak yazmak istersek ne yapmamız gerekir? 12 onda birlik 10 onda birlik artı 2 onda birliğe eşittir. Bunu bu şekilde yazdım çünkü 10 onda birlik 1 bir tama yani 1 bir birliğe eşit. Yani burası aslında 1. Evet. Bu 1 ise demek ki 12 onda birlik 1 bir birlik ve 2 onda birliğin toplamına eşit. 1 artı 2 onda birlik diye buraya da yazalım. Şimdi bunun yerine 1 artı 2 onda birlik yazdığımda, işlemin daha da kolaylaştığını görüyorsunuz değil mi? 8 artı 1, 9 eder. Buna 2 onda birlik daha ekleyince de, 9 tam 2 onda birlik, yani 9 virgül 2 elde ederim. Bu örneğin diğerlerine göre neden biraz daha zor olduğunu anladınız mı? Birlikleri, yani 2 ile 6'yı toplayınca, 8 birlik elde ettik. Fakat sonra onda birlikleri birbirleriyle toplayınca 1 bir tamdan daha büyük bir sayı bulduk. Onda birliklerin toplamından bulduğumuz 12 onda birliği 1 bir birlik ve 2 onda birlik olarak düşününce bu birliği 8 birliğe ekleyip 9 birlik elde ettik. Sonra da buna geriye kalan 2 onda birliği ekleyip 9 tam 2 onda birlik yani 9 virgül 2 bulduk. Burada ne yaptığımızı iyice anladığımızdan emin olmak istiyorum çünkü ileride karşımıza çıkacak ondalık sayı işlemlerinde buna benzeyen eldeli işlemleri sıkça kullanacağız. Burada da yaptığımız sonuç da buydu değil mi? 3 onda birliğe 9 onda birliği ekleyince 12 on onda birlik bulduk. Sonra birliklere buradan bulduğumuz birliği yani elde olan birliği ekledik ve sonunda da geriye kalan onda birlikleri ekledik. Umarım işin mantığını anlatabilmişimdir.